Yeni form oluşturuyorum. Add. New item. Windows form. Ne diyeceğiz buna? KRM. Mutfak diyelim. Hemen gelelim burada. KRM mutfağa tıklayalım. KRM mutfak. Mutfak. KRM. Eşek kırmızı. KRM mutfak. Div.close. KRM.show. Başka ne kaldı arkadaşlar? Raporlar. Add new item. PRM raporlar. PRM raporlar. PRM işlemi. PRM raporlar. This close. PRM. Başka ne var? Ayarlar. Add new item. Hatta İngilizce kullanalım artık ismini. Settings diyelim. Şunu kapatalım. Şunu kapatalım. Bundan sonra İngilizce kullanmaya özen gösterelim. Settings. PRM işlemi. Settings. This. Close dedik. Ve PRM.show dedik. Başka ne var? Kilitle. Geliyorum buraya. Evet. New item. PRM look olsun. Kilitle. Ardından buraya geliyorum. PRM look dedik. PRM eşittir. PRM look. This close. PRM show dedik. Başka son bir tane kaldı galiba. Evet. Bunu da yapalım. New item. FRM exit. Pardon, bunun için bizim form oluşturmamıza gerek yok. Bir an kapıldım furyaya. Exit nerede? Bunu siliyorum arkadaşlar. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Burada daha önce kullandığımız şuradaki çıkışı kullanabiliriz. Neredeydi o? Giriş diye bir şeyimiz olacaktı şurada. Şuradaki çıkışta kullandığımız kodu alabiliriz. Nerede? Şuradayız. Gelip buna yazabiliriz. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bunları yazdık. Devam edelim. Başka neler yapabiliriz? İlk önce arkadaşlar nereden başlayalım? Masalardan başlayabiliriz. Şimdi öncelikle yine masamızı bir şekillendirelim. Ne yapıyorduk ilk önce? Masalarımızın ismi yazılmış. Şuraya masalar diyelim. Ardından gelip şu background image'ini seçelim. Neredeydi o? Evet. Ne yapıyorduk? Type kısmını yakalayamadım. Stretch yapıyorduk. Ardından şurada border denen bir şey olması lazım. Bulabilirsem. Form. Evet, burada. Buna none diyoruz. Şu gözükmesin. İstemiyoruz. Hatta bunu diğer formda da yapmamız lazım. Şunda. F4. Nerede bu? Form. Modern style. Evet. Bunu da yaptık. Şimdi gelelim buraya. Masalarımızı butonlar şeklinde yine koyacağız. Buton ekledik. Şimdi butonu yine şekillendirelim. Şuraya ne yapacağız? Önce PTN masa 1. Ardından bir tane background image seçelim. Nerede var? Background burada. Bir tane masa resmimiz olacak burada. Yeşil. Evet. Bunu şöyle bir büyütelim. Tabii bunu şuradan silelim. Ardından
Nerede var? Şu. Bunu stretch yapalım. Masa resmi geldi. Bir de şurada flat style var. Buna da pop-up diyelim. Şuraya da text'ine de masa bir yazalım. Şöyle ortada gözüksün. Bunun rengini değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şurada. Yazının fontuyla mesela kalın yapıp 14 piksel gibi daha güzel gözükmesini, hatta renk de verebilirsiniz. Mesela şöyle, bu olmadı. Koyu bir renk vermemiz daha iyi. Evet, siyah kalsın. Şimdi bunu biraz küçültelim arkadaşlar şöyle. Ardından bunlardan beşer tane kopyalayalım şöyle. Beşer tane derken 5 tane aslında. Şimdi arkadaşlar stretch yaptığımız için tasarımda biraz zorlanacağız. Şunu alalım. Ctrl Z yaptık. Formun property'sine geliyorum arkadaşlar. Şurada form border style none demiştim ya arkadaşlar. Bunu eski haline geri getiriyorum. Şu şekilde. Aynı zamanda bir de stretch yapmıştık şurayı. Bunu da none diyelim. Amacım şunu uzatmak. Evet. Şimdi bunu 5 tane büyüttüm ya arkadaşlar. Aynı şekilde 5 tane de aşağıya büyüttüm. Seçiyorum 5'ini. Kontrol ile uzatıyorum. Şimdi masaların isimlerini girelim sırayla. BTN masa 1. BTN masa 2. BTN masa 3. BTN masa 4. BTN masa 5. BTN masa 6. BTN masa 7. BTN masa 8. F5'e bastım yanlışlıkla. Evet. BTN masa 9 ve BTN masa 10. Şimdi tekstlerini değiştirelim. Masa 10, masa 9, masa 8, masa 7, masa 6, F4, masa 2, masa 3, masa 4, masa 5. Bunları da yazdık. Şimdi arkadaşlar bir yerde şuralara çıkış butonu koyalım. Ne yapacağız? Hemen iki buton daha alıyorum şuradan. Öncelikle şu butonumuzu yine, hatta bunu almayalım. Şunun aynısını alacağız. Kopyalıyorum. Bu sefer iyice küçültüyorum. Çünkü gelecek şekil zaten küçük. Yazıyı siliyorum. Ardından property'sine geliyorum. Şimdi bu arkadaşlar şuradaki şekili anlayacaksınız zaten. Geri dön anlamında. Bir önceki sayfaya geri dönecek. BTN'ye geri dön. Sonra bundan bir tane daha oluşturuyorum yanına. Bu da BTN çıkış olacak. Direkt çıkmak isteyebilir buradan. Hemen bir tane kırmızı kutumuz olacaktı. Evet, çıkış. Şimdi bu BTN çıkışın kodunu hemen şuradan alalım. Ne yapacak? Buraya dönecek. Hemen aynısını şunun içinde yazalım. Ne yazacağız arkadaşlar? VRM menüle, yani menüyü getir. VRM eşittir. Bu sefer menü açıyoruz arkadaşlar, bakın. Kimi kapatıyoruz? Biz masaları kapatıyoruz. Biz close. Sonraki geri tekrar ne yapıyoruz? FRM.show. Aç. Neyi açacak? FRM, yani menülere geri dön. Şu. Buraya geri dönecek. Şimdi masalara geri dönüyorum. Şunun yerlerini değiştireyim, böyle daha güzel olur. Şimdi şuraya bir de bildiri yapalım arkadaşlar.
Şöyle bir label alalım. Şunu şöyle bir şekillendirelim. 4 diyelim, F4. Rezerve buna rezerve değil de açık rezerve diyelim. Şimdi arkadaşlar 4 tane durumumuz olacak. Hemen bunu bir şekillendirelim. Pardon. Şöyle. Nasıl yapacağız? Background color transparan olacak. Ve transparan. Okey. Niye olmuyor? Bakalım. Anlamadım ama auto size'ını biz burada true yapalım. Ondan sonra bunun olmamasını anlamadım açıkçası. Transparanı seçmiyor. Ha, şurada label'ın isim vermemişiz. LBL açık diyelim. Bundan mıdır acaba? Evet, diyecektim mi değilmiş. Şunu silelim. Şunu da silelim. Ardından tekrar bir label ekleyelim. Burada kalsın. Açık rezerve. Auto size true dedik. Sonra background transparan. Bu sefer kabul etti, ilginç. Control text rengini nasıl bir şey yapalım? Şu olsun arkadaşlar. Biraz da fontunu büyütürsek şöyle 10 piksel gibi güzel olur. Bunu şöyle yazalım. Şimdi aynısından 4 tane kopyalayalım şuraya. Evet. Aslında şurada şunlarla hizalayabiliriz. Hangisi olacak? Heh, tamam. Şimdi bu ne oldu? Kapalı, açık rezerve. Sadece rezerve. Şuna dolu. Şuna da boş diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar açık rezervenin rengi bu olsun. Dolu rezervenin yani rengini değiştirelim. Neden açık rezerve ve rezerve dediğimi birazdan anlayacaksınız. Ne olsun? Şu olsun. Şu, aynı şekilde bunu da değiştirelim. Bu neydi? Doluydu. Doluyu da kırmızı yapalım. Dolu olduğu belli olsun. Ve boşu da yeşil yapalım. Şu iyi. Şimdi arkadaşlar bundan yana da küçük butoncuklar koyalım. Şuradan bir toolbox. Ardından şunu şu şekilde ayarlayalım. Yazısını silelim. Sonra background rengini şuradan alalım. Active Caption'miş. Bunu da aynısını yapalım. Back Color. Ardından bunu ne yapacağız? Flat Style Pop-up ve Tile kısmını Center değil de Stretch yapacağız. Bu şekilde küçültelim. Gördüğünüz gibi daha güzel oldu. Şimdi bunun aynısından kopyalıyorum rezerve için. Rezervenin rengine bakıyorum. Indian Red. Hemen biz de aynısından şurada seçiyoruz. Dolu için yapalım. Red zaten o. Bir de boş için yapalım. Pardon. Şurada ciyak bir yeşil vardı. Şuydu galiba. Yani bu değilmiş. Şu. Neyse arkadaşlar zaten belli. Buradaki yapmayı amaçladığım şey arkadaşlar.
Şimdi müşterimizin 4 tane durumu olacak. Bu masanın daha doğrusu. Boş masa yeşil olacak bu şekilde. Dolu masa kırmızı olacak. Dolu masa normal müşteri olacak. Yani hani ilk defa bizim masamıza gelen bir müşteri olacak. Dışarıdan gelen. Açık rezerve yapılan müşteri masada demek oluyor arkadaşlar. Böylelikle müşteriye karşı biraz daha farklı davranılabilir. Ona göre mesela serviste daha düzgün tutum yapılabilir. Rezerve ise o masanın rezerve olduğunu gösteriyor. Henüz müşterinin gelmediğini gösteriyor. Bu şekilde 4 tane durum yaptım. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.